Canım arkadaşlarım hepinize selamlar trigonometri kampında bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık hemen söyleyelim bu taraf değil şu taraf. Periyot ve grafikte kaldık arkadaşlarım bu konumuzun ismi. Bugün trigonometrik fonksiyonların periyotlarını işleyeceğiz ve arkasından grafiklerini işleyeceğiz. Hatta bir şey diyeyim mi? Grafiklerin nasıl çizildiğine dair de bir sürü yorum yapacağız arkadaşlar. O yüzden pür dikkat dinlenmesi gereken bir konu. Özellikle bu periyodu Grafiklerde nasıl kullanmamız gerekiyor? Grafik, grafiği verilen fonksiyonların hangileri olduğunu tahmin ederken periyodu nasıl kullanacağız? Bunları çok ama çok güzel öğreteceğim ben size. Dolayısıyla dediğim gibi pür dikkat dinleyin. Evet çayınızı kahvenizi aldıysanız artık güzel bir derse hazırsınız demektir. Valla ben bugün çay veya kahve almadım. Bugün ben ne aldım? Oralet aldım. Ne oraleti bu? kara ee, sanırım karaduttu. Karadut. Aynen karadut bu. Karadut oraleti aldım arkadaşlarım. Nostalji yapıyorum bugün. E, turuncusunu daha çok seviyorum ama bu da var. Ara sıra bundan da takılıyoruz. <laughs> evet gençler trigonometri fasikülümüzde e, artık kaçıncı sayfalarda olduğumuzda hemen size hatırlatayım ben. Gençler 30 39'dan başlıyoruz. Bugün 42. sayfaya kadar yolu var dersimizin. Evet hazırsanız başlayalım artık abone olmayı ve tabii ki videoları da Beğenmeyi lütfen unutmayın gençler. Hadi buyurun bakalım. Evet şöyle bacak bacak üstüne attıktan sonra da başlayalım bakalım. Trigonometrik fonksiyonların periyotları dedik. Diyor ki A'dan B'ye tanımlanan bir F fonksiyonunda A kümesinden seçilen her X elemanı için diyor Fx artı T eşittir Fx oluyorsa. Yani şimdi şöyle örnek veriyorum. Şurası 5 iken F5 ya. Şurada da 5 var. Mesela burası 2. F5, F5 artı 2 yani F7'ye eşit oluyorsa diyor F fonksiyonuna periyodik fonksiyon denir. Yalnız bu sadece F5 ile F7 değil yani buradaki T sonuç olarak mesela burası bu sefer 7 olduğunda burası 9 olacak. Burası 9 olduğunda burası 11 olacak mesela. Ve böylelikle böyle sıralı sıralı devam edecek. F5, F7'ye, F7, F9'a, F7, F9, F11'e, F9, F11, e, F11 F13'e, 13, 15'e, 17'ye derken bu şekilde sonsuza kadar devam edebiliriz. İşte biz bu tarz fonksiyonlara periyodik fonksiyonlar diyoruz. Daha sonrasında diyor ki bakın en küçük t pozitif sayısına da f'nin nesi denir? Periyodu denir diyoruz. Tamam periyodu. Hatta esas periyodu denir. En küçük dediğine göre esas periyodu denir. Tabi periyot sonuç olarak dereceyle ifade edildiği için veya radyanla ifade edildiği için trigonometrik fonksiyonlarda 0 ile 360 derece arasındaki en küçük olanını bulursak eğer ona esas periyot diyoruz. Nasıl ki ölçülerin esas ölçülerini buluyorsak tamam mı? Buna da esas periyot diyoruz. ÖSYM e müfredat edin, çok gerekli olan bir şey değil. Hani periyot esas periyot değil. Olmuş olmamış çok önemli değil. FAX artı B'nin periyodu ise T bölü mutlakadır. Yani sana bu şekilde bir fonksiyon verdiyse trigonometrik olsun olmasın periyodu T bölü mutlakadır. Şimdi T dediğimiz şey sinüs ve kosinüslerde sevgili arkadaşlarım 2π bölü mutlak a iken tanjant ve kotanjant da pi bölü mutlak a'dır diyoruz. Bilmemiz gereken şey bu. Neden? Çünkü sinüs ve kosinüs kendini 2π'de bir tekrar ederken tanjant ve kotanjant kendini π'de bir tekrar eder. Birinci örneğimize bakalım. Fonksiyonların periyotlarını bulunuz demiş. Hadi bulalım birlikte. Şimdi sinüs demiş. Sinüs 2. 2 pi bölü mutlak a'ydı. A'sı burada 2 olduğu için 2 pi bölü 2'den 2 gelir arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. Buradakinin bir önemi var mı? 2'nin hiçbir önemi yok. O halde ne diyorum? 2 pi bölü. Bak burada ne var? 1. Burada ne var? 4. 1 bölü 4. 2 pi bölü 1 bölü 4 bana 8 pi'yi verir. Daha sonrasında şuraya 2 pi'yi 2'ye böldük de 2 mi dedik? Lan ne kadar muhteşemiz ya. Pi arkadaşlar burası tamam. Hiç uyarmıyorsunuz da valla. Kosinüs yine aynı şekilde 2 pi'ye böleceğiz. 2 pi bölü ne? ama ne 3 bölü 2 eksinin de mutlak değerini aldığın zaman ne olacak artı olacak o zaman 3 bölü 2'ye böleceğiz direkt burası da ne gelecek 4 pi bölü 3 gelecek demek ki kosinüs fonksiyonunun normal şartlar altında periyodu 2 pi iken e, şurası bu şekilde 3 bölü 2 çarpan olduğu için 4 pi bölü 3 gibi artık bu kosinüs 5 eksi 3 x bölü 2 fonksiyonu esas periyodu 4 pi bölü 3'tür diyoruz tanjantta ne oluyor hocam Pi'yi direkt x'in kat sayısına bölüyorduk mutlak değerini. Pi bölü 4 oluyor. Buraya bakalım. Bu da kotanjant olduğu için direkt pi'yi böleceğim. Pi bölü 2, 2, bölü 3 diyeceğim. Bu da bana 3 pi bölü 2'yi verecek. Yani kotanjant 2 bölü 3 x artı 4. 3 pi bölü 2 de kendini tekrar ediyor diyebiliriz grafiği. Alt kısımda sorumuz yok. Geçelim sağ üst tarafa örnek 2. fx periyodik bir fonksiyon ve periyodu 8. Yani 8 de bir tekrar edecek. 3 f65 artı 2 çarpı f82 soruluyor. F1'in 4 ve f2'nin 5 olduğu bir dünyada. Gençler 65 demiş bak. Ben 1'in üzerine 8'in 1 katı olan 8'in 8 katıdır 64. Eklersem 65'i bulurum. Doğal olarak f1 e, periyot 8 olduğu için f65'e eşittir. f1 f65'e eşitse demek ki burası kaçmış 4. Geldim buraya 82'ye. 2'nin üzerine de ben 8'in yine 10 katını ekliyorum. Bak periyodun bir katını ekledim. Dolayısıyla bu da 82'ye eşittir. Yani F82 F2'ye eşit olacak. F2 5 ise f 82 de 5'tir. 3 kere 4 12 yapar. 2 kere 5 10 yapar. Bunları toplarsak cevabı buluruz. Doğru cevap 22 olacaktı deriz. Devam. Üçüncü soru. Sinüs 5x 2 ve 2, tan 2 tanjant 3x artı 2 verilmiş. Bir tanesinin periyodu T1'dir, ötekinin periyodu T2'dir denilmiş. T1 T2 farkı soruluyor bize. Şimdi birinci sinüs olduğu için periyodu 2 pi bölü A'sının mutlak değeri 5. 2 pi bölü 5 bu T1'dir. Bir de T2'yi bulalım. Tanjant olduğu için pi'ye böleceğim. İkisinin katsayısı 3 olduğu için 3 diyeceğim. Pi bölü 3. Bu da T2. Diyor ki bana 2 pi bölü 5'ten pi bölü 3'ü bir zahmet diyor. Çıkarıver diyor şimdi ben burayı 3 ile genişleteyim. Burayı da 5 ile genişleteyim. Böylelikle 6 pi eksi 5 pi bölü 15 bana cevabı versin. Bu da pi bölü 15'tir arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun cevap buydu. Devam ediyorum yoluma dördüncü örneğimle. Gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonunun periyodu 8'dir denilmiş. E tamam güzel. Şimdi periyot 8 ise F1'in üzerine 8'in bir katını eklediğim zaman 2023 yaparmış. 1'in üzerine ben 2022 eklersem ne yapar? 2023 yapar, değil mi? Tam bu yapar da. Acaba F1 F2023'e eşit mi? Bunu anlamanın yolu şurası 8'in katı mı, değil mi? Buna bakacağız. 2022 8'in katı değildir. Çünkü son 3 basamağındaki 022 yani 22 2 basamaklı sayısı 8'in katı değildir. Dolayısıyla bu buna eşit değildir diyeceğiz arkadaşlar. Eşitse de kesinlikle doğru olmadığı için eledik. F4x fonksiyonunun periyodu 8'dir. E ben bunu nasıl buluyordum? T bölü mutlak A ile buluyordum. E T'miz burada 8 olarak verilmiş. A'sı da 4 zaten. Böldüğüm takdirde ne gelir? 2 gelir. E doğru o zaman. Buraya bakıyorum. Bunun periyodu 12'dir demiş. 8'i yani periyodu 2 bölü 3'e böleceğim. Dolayısıyla 2 bölü 3'e böldüm. Bu da 24 bölü 2'den 12'yi verdi. Bize de zaten 12 demişti. O halde doğru cevap 2 ve 3 olacaktı. 2'yi Roma rakamına yazıp da 3'ü ne kullanıyoruz biz? Latin şey mi oluyor? Ne oluyor bilmiyorum işte ondan. Şu an güncel kullandığımız şeyden kullanınca bir garip hissettim kendimi. Şu an aklıma gelmedi. evet 39. sayfamızı bitirdik. Geçtik 35'e. 5. örnekteyiz. fx eşittir. A eksi. Şu gıcır gıcır ötüyor ya a eksi kosinüs bx artı c fonksiyonu veriliyor. Bu fonksiyonda a ve b sayısının artması durumunda periyodu nasıl etkileneceği ile ilgili üç farklı öğrencinin görüşü varmış. Şimdi Mert diyor ki Mert şuradaki a diyor periyodu etkilemez. B'nin artması periyodu arttırır ya da azalır, azaltır diyor. Nasıl ya şimdi dur. Biz 2 pi bölü mutlak değer B demiyoruz mu hocam? Evet diyoruz. Şimdi ben burada B'yi arttırırsam B'yi arttırırsam periyot artar ya da azalır demiş. Nasıl olacak? Şimdi ben burada örnek veriyorum. Eksi 5'ti periyodum. Değil mi? Eksi 5'ti. E, pardon periyodum diyorum. Buradaki B sayısı eksi 5'ti. Eksi 3 yaptım. Arttı mı arttı? Şimdi ama mutlak değerini alıyorum ya. Birinde 2 pi bölü 5'ti. Ötekinde 2 pi bölü 3 olacak. Şimdi bakıyorsun periyot arttı ben burayı arttırdım. Periyot arttı. Ama örnek veriyorum. B 2 iken 4 yaptım. Şimdi 2 pi bölü 2 ve 2 pi bölü 4 geldi. E burası 1 iken bak pi iken burası pi bölü 2 oldu. Periyot azaldı. Demek ki B'yi arttırdığım takdirde artıyor veya azalıyor. Yani Mert kardeşim doğru söylemiş. Her olsun. Tuğrul diyor ki A ve B'nin artması periyodu arttırır diyor. Zaten A ile bir ilgimiz yok. Turul olayı yanlış anlamış. Ali'ye bakıyoruz. A periyodu etkilemez. B'nin artması periyodu azaltır demiş. Şimdi A evet doğru. Periyodu etkilemiyor. Ama B'nin artması periyodu azaltır olayı az önce göstermiştik. Şimdi burada azaldı ama buradaki B'ler negatifken e, periyot artıyor. Dolayısıyla Ali kısmen olayı doğru anlamış ama sonuç olarak Mert burada olayı bilen adam. Dolayısıyla cevabımız Mert olacaktı gençler. Devam ediyorum 6. örneğimle. fx periyodik fonksiyonu olmak üzere şu gösterim şu. Ne demekmiş biliyor musun? fx periyodunun fx fonksiyonunun periyodu demekmiş. Tamam. Periyodunu bulduruyor yani. Şimdi bizim fx'imiz de şu. 2 çarpı kosinüs 3x-5 Buradakilerden hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi fx'in periyodu 2pi bölü 3 mü? Nasıl buluyordum 2pi'yi? Şunun mutlak değerine bölüyordum 3. Yani birinci öncül doğru. Geçtim 2'ye. F 2x demiş. Şimdi normalde bunun periyodu neydi? 2, 2 pi bölü 3'tü. Şimdi 2 ile çarparsam ben burayı o zaman ben bunu da 2'ye böleceğim. Ve böylelikle 2 pi bölü 6 bulacağım. Yani pi bölü 3 bulacağım. Burada bana ne demiş? 4 pi bölü 3 demiş. Yalan söylüyor. Gitti. 3'e bakıyorum. Burada ne var? 1 bölü 3 mü var? Aynen öyle hocam. O zaman ben 2 pi bölü 3'ü burada bulduğum periyodu 1 bölü 3'e bölersem 2 pi bulurum. Yani sevgili arkadaşlarım bu da bana neyi verir? Cevabı verir. O halde 1 ve 3 benim cevabımdı diyebilirim. Evet devam ediyorum. Sağ üst tarafla artık trigonometrik fonksiyonların grafiklerine bir bakalım seninle birlikte. Şimdi fonksiyonun esas periyodunu buluyoruz. Seçilen aralıkta fonksiyonun değişim tablosunu yapıyoruz. Seçilen bir periyodluk aralıkta fonksiyonun grafiğini çiziyoruz. Şimdi 7. örneğimize bir bakalım. Yani buradakilerden mesela fonksiyonun esas periyodu tamam eyvallah. Genelde verir zaten bize. Seçilen aralıkta fonksiyonun değişim tablosu. Değişim tablosunu yapmamıza çok lüzum yok. Birazdan göreceksin. Yani biz daha kestirmeye dalacağız. Seçilen bir periyotluk aralıkta fonksiyonun grafiği çizilir. Zaten en son adım o da. Burada periyot bizim için önemli. Periyodu da zaten verdiği için genel itibariyle biz size şunu söyleyeyim. Sinüsün ve kosinüsün ee, grafiklerini biliyorsunuz. Biliyorsanız trigonometride ki olayların %90'ından fazlasına hakimsiniz. Grafiklerin %90'ından fazlasına hakimsiniz demek geriye sadece tanjant ve kotanjant kalıyor. Onları da birazdan göreceğiz zaten. Şimdi sinüs fonksiyonunun grafiğini bize bir çiz demiş. Oraletimizden alalım. <gülüyor> Başlayalım <gülüyor> gençler. Şimdi şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Tabii bu ve bunu çizmeden olmuyor. Burası x arkadaşlarım. x ekseni. Burası da bizim y eksenimiz. Aha burası da orijinimiz Şimdi sıfırla 2 pi aralığında çiz demişti. Sinüsün periyodu ne? 2 pi. Yani 2 pi bölü 1'den 2 pi değil mi? Şimdi demek ki bu sıfırla 2 pi aralığında çiz ya. Ne demiştim ben sana? Periyodunu genelde verir zaten. Vermese de sen zaten periyot bulmasını gayet iyi biliyorsun. Dolayısıyla onu da bul. Şimdi sıfır sinüs 0 ile 2 pi aramındaki özel açılar nelerdir? İşte pi bölü 2 var. Değil mi? Sonrasında pi var. Sonra 3 pi bölü 2 var. Ve son olarak 2 pi var. 2 pi de zaten sıfırla aynı görüntüye sahip oluyordu. Dikkat ettiysen şurasıyla aynı görüntüye sahip olduğu an zaten periyoduna ulaşmış demektir. Şimdi sinüs 0 0'dı. Sin pi bölü 2 1'di arkadaşlar. Dolayısıyla şuradan geçeceğini biliyoruz. Sinüs pi yine sıfırdı. 3 pi bölü 2 için eksi 1'den geçiyordu biliyorsun. Şurası. Ve son olarak 2 pi için de sıfırdan geçtiğini söylemiştik. Şimdi geçtiği yerler bir şurası, bir burası. Daha sonrasında şurası, şurası ve şurası. Dalga çizeceğiz arkadaşlar burada. Yani şu şekilde başlayacağız olaya. Buradan geri döndük. Buraya kadar geldik. Daha sonrasında Hop devam. Buradan sektik ve bu tarafa doğru devam ettik. Sıfırla 2 pi aralığında sinüs fonksiyonunun böylelikle grafiğini çizmiş olduk. Kosinüs fonksiyonu da buna benzer biçimde olacak. Yine sıfırla 2 pi aralığında çiz. demiş ki bunun periyodu zaten 2 pi idi. Dolayısıyla ben yine ne yapacağım? Bir bu olmazsa olmazımız kartezyen koordinat sistemi. Başka nereye çizeceğiz değil mi? Şurası y eksenimiz. Şurası x eksenimiz arkadaşlar. Burası da orijinimiz Şimdi Özel açıları yine yazalım. Ne vardı? 0. Daha sonrasında yine pi bölü 2. Yine pi diyeceğim. 3 pi bölü 2. Ve son olarak ne diyeceğim? 2 pi diyeceğim. Şimdi bakalım. 0 için 1'den geçiyordu. Şurası. Pi bölü 2 için 0'dan. Pi için eksi 1'den geçiyordu. Şimdi pi için eksi 1'den geçiyorsa buradan geçecek dedik. 3 pi bölü 2 için yine 0. 2 pi için yine şunun aynısı birden geçecek diyoruz. Şimdi geçe, geçeceği yerler buralar. O halde ben yine bir dalgasal bir şey çiziyorum. Bak başladım. Pi bölü 2'den geçtim. Maviye ulaştıktan sonra geri sekeceğim oradan. Şu şekilde geldim. Sonra buradan geçtim. Ve yoluma bu şekilde devam ettim. Devamını çizmiş olsaydım yine periyodik olduğu için. ne negatif bölgede de aynı şekilde bu tarafa doğru gidecektik sevgili gençler. Tamam. Bu kadar. Şimdi geldim tanjantın grafiğine. Yine sıfırla iki pi aralığında çiz demiş. Yalnız bu sıfırla iki pi aralığında çizerken tanjant ve kotanjantta dikkat edeceğim. Neye dikkat edeceğiz hocam? Şimdi birazdan göreceksin bak. Neye dikkat etmen gerektiğini. Bunun periyodu pi çünkü. Periyodu pi olduğu için sıfırla iki pi aralığında iki kez periyot atmış olacak zaten. Şimdi şöyle düşünelim. Şurası orijinimiz 0 için tanjant 0 neydi? Hemen şurada. Tanjant 0 sıfır, 0'dı. Tanjant pi bölü 2 neydi bu? Tanımsızdı. Ha, işte buna dikkat edeceğim tamam mı? Veya tanjant pi neydi? Bu da 0'dı. Ya, hocam bundan alayı 0 mı? Tanjant 3 pi bölü 2 neydi? Hocam bu da tanımsız. Ne güzel. Bir de tanjant 2 pi'ye bakalım. Tanjant 2 pi'de nedir arkadaşlarım? Bu da sıfırdır diyeceğiz. E bir sıfır oluyor bir tanımsız oluyor hocam. Bunu nasıl hiç anlamadım. Yok sen biliyorsun şimdi. Tanjant fonksiyonu e, bundan bir önceki videoda gördük. Her bölgede bir kere artandı. Yani durmadan bizim bu fonksiyonumuz artacak arkadaşlar. Artan fonksiyon. Buna göre çizeceğiz grafiği. Şimdi sıfır için sıfırdı eyvallah. Şurada bir pi bölü 2'miz var. Burası için tanımsız olacak. Daha sonrasında pi'miz var. Burası, burada yine sıfır olacak. 3 pi bölü 2'miz var. Burada yine tanımsızız. Ve bir de şurada 2 pi'miz var. Tanımsız olduğu yerler aslına bakarsan asimptot değerleridir. Ve asimptot değerleri olduğu için de burada şöyle asimptot. Asimptot. Orada da p var. Yani ben <laughs> kelamımla anlatamadıysam diye yazdım arkadaşlar. Sanırım bu şekilde yazılıyordu. Lise Müfredatı'nda vardı eskiden bu konu türevde. Ama artık yok. Maalesef diyorum ben. Keşke olsa. Şimdi şöyle asimptotumuzu çizdik. Y ekseni boyunca. Bir de 3 pi bölü 2 de değil mi tanımsız olduğu yer vardı. Aha bunu da böyle çizdim. Kabul mü? Tamam. Şimdi başlıyoruz. E, sıfır için sıfırdı zaten. O halde bizim fonksiyonumuz aha bu şekilde gelecek ve bu asimtotlara sonsuz veya eksi sonsuzda teğet olacak biçimde artacak veya azalacak. Hani sonsuz da teğet. Bir yerde teğet oluyor ama göremiyoruz anlamında. Hayali teğet diyebiliriz. Ve daha sonrasında fonksiyon artmaya devam ediyor. Artık nasıl artmaya devam edecek buradan itibaren? Bu sefer eksi sonsuzdan teğet olarak gelecek. Pi'den geçecek. Pi'den geçtikten sonra yine artmaya devam edecek. Ve aynı şekilde yine buradan gelecek. Ve 2 pi'den geçip Devam etmesi gerekiyordu ama 0 ile 2 pi aralığında çiz demiş. Ve bizim fonksiyonumuz yine sıfırın öncesinde de bu şekilde sevgili arkadaşlarım hareket etmeye devam eder. İşte hocam pi bölü 4 için tanjant pi bölü 4 sanki 1'di onu niye yazmadık de yazdık işte yani bir pi bölü 4 yazarsın buraya da 1'den geçirirsin. Tamam yani bu kadar. Ee, i̇şte pi bölü 2'den pi bölü 4 kadar fazlası örnek 3 pi bölü 4. Aha bak 3 pi bölü 4. Burada da yani tanjant 135'ten bahsediyorum. Burada da eksi 1'di de değil mi? Bak mesela şurası da eksi 1'miş gibi. Yani bunları çoğaltabilirsin. Lüzum yok. Ee, dediğimi yap, söylediğimi yap yeter. Ne yapıyoruz? Sadece ama sadece tanjantın full artan olduğunu, daima artan olduğunu biliyoruz. Ve bu bize yetiyor. Ve grafiğimizde gördüğünüz üzere pi'de bir tekrar edecek demiştim. Bak şu hareketi yaptı. Sonra bir de şu hareketi yaptı. Şimdi dikkat et. Yani şundan bahsediyorum. Şu hareketi ve şu hareketi yaptıktan sonra Bak yine aynı hareketi yaptı. Gördün mü? Aynı hareketi bir daha yaptı. Sonra aynı hareketi bir daha yapacaktı. Tamam. Pi de bir tekrar ediyor. Şimdi kotanjantı da çizdirecek yüksek ihtimalle aynen. Bir de kotanjantı çizelim seninle. Hop x eksenim. Hop y eksenim. Güzel. Şuradan bir x ekseni, şuradan bir y ekseni alalım. Şuraya da orijin diyelim. Şimdi bu sefer kot sıfır. Ahanda tanımsızla başlıyoruz. Ahanda tanımsız kot 0 çünkü kot 0 dediğimiz şey kot 0 bölü sin 0 ve 1 bölü 0 tanımsız. Peki devam. Kosinüs 90 yani pi bölü 2'ye bakalım. Kosinüs diyorum. kotanjant. E, kotanjant pi bölü 2 0'dır çünkü kos e, 90 bölü sin 90 0 bölü 1'den 0 yapıyor. Kotanjant pi bu sefer bu tanımsız. Kotanjant 3 pi bölü 2 bu da 0. Ve kotanjant 2 pi dediğimiz şey zaten yine tanımsız olacak. Şimdi bunun çok tanımsızı varmış gibi duruyor ama ikisi de aynı zaten. Sıfır için tanımsız olacak demiştik. Demek ki aslına bakarsan y ekseni bizim için bir asimptotmuş. Tamam. Daha sonrasında pi bölü 2'miz var. Pi bölü 2. Sonra pi'miz var. Sonra 3 pi bölü 2'miz var. Bir de sonra 2 pi'miz var. Güzel. Hangileri bunların asimptot değerleri olacak arkadaşlar? Hangileri? Pi bölü. Ee, şu da pi olacak. Şu değil mi? Bir de 2 pi olacak. Şöyle. Doğru mu? Doğru. Hadi devam. Şimdi asimtotumuz burasıydı. Kotanjantı e, biliyorsun <laughs> birinci bölgede azalandı. Azalan bir fonksiyon olduğu için demek ki buradan gelecek. Şuradan pi bölü 2'den geçecek. Ve şu şekilde devam ediyoruz. Tamam. Şimdi kotanjant pi bölü 2 sıfırdı. Tanjant fonksiyonu daima artan demiştik değil mi? Bütün bölgelerde. Kotanjant fonksiyonu da daima azalandır. Dolayısıyla görüntü yine bu şekilde olacak. Bu şekilde devam edeceğiz ve buradan geçeceğiz. Hatta devamını çizmek isteseydik yine bu şekilde çizmeye devam edecektik sevgili arkadaşlarım. Tamam. Aynen bu şekilde çizeceğiz. Tanjant nasıldı? Tanjant şuradan başlıyordu sıfırdan. Hop şu şekilde devam ediyordu değil mi? Şimdi burada bir şeye dikkat etmen lazım. Neye dikkat edeceksin? bir şeye dikkat etmemiz lazım bizim. Mesela e, ben tanjantı şurada çizdiğim takdirde şurada mesela şurası nedir? Pi bölü 2'nin zıttı eksi pi bölü 2'dir değil mi? şimdi Mesela tanjant pi bölü 2 neydi? Tanımsızdı. Yani bunun asimtotu burasıydı. Ve bizim fonksiyonumuz şöyle geliyordu. Sıfırdan geçiyordu ve şu şekilde devam ediyordu. Şimdi bu fonksiyon tanjant ve kotanjant ikisi de bir fonksiyon değil mi? Mesela şöyle bir şey yapsam. Şöyle bir şey yapsam. Şurası tam pi bölü 4 için 1'di. Dolayısıyla oradan geçmeyecek. Şöyle bir şey yapılsa mesela. ikisinin kesişisi yerde pi bölü 4'tür ama değil mi? Ee, i̇kisinin ikisinin yerden geçecek mi? Y eşittir x eksenine gir. Neyse onu birim kareli bir zeminde düşünmek gerekiyor. Şimdi tabii ben birim kareli zemin çizmediğim için. Hani y eşittir x yani birinci açı ortay doğrusuna göre acaba bunlar simetrik der mi diye simetrik olur da simetrik mi diye oradan da kontrol ederim dedim ama birim, birim kareli bir zeminimiz yok o yüzden tam simetriğini bulmakta da zaten sıkıntı yaşarız örnek 11 2 çarpı sinüs x eksi 1'in grafiğini çiziniz demiş ne kadar çok grafik varmış ama olsun pekiştiriyoruz güzel oluyor evet şimdi şunu yaptık bir de şunu yaptık şimdi iyi dinle beni iyi dinle fonksiyonlarda hatırla eee eşittir. sinüs x fonksiyonumuz varken ki gençler şöyle bir şey yapalım sinüs x'in grafiği nasıldı? Sinüs x'in grafiği şuradan e, sin 0 0'dı. Buradan başlıyordu. Şöyle bir hareket yapıp daha sonrasında şöyle bir hareket yapıp buraya geri geliyordu değil mi? Şimdi bakalım şöyle bir şey var mıymış? Var gibi var ama kendini daraltmıyor o şekilde. Bence Şöyle bir şey yaparsam olabilir. Bir daha bakalım şimdi. Aynen var. Bir oradan bir oradan çekeceğiz. Ama şurası gelmiyor. Bu sefer neyse yapmayalım. Şimdi arkadaşlar o ayarı bulamadık. Bilgisayarda tablette var ama burada olmadı. Ama ben size anlatırım kolay bir şekilde. Şimdi şurası neydi? 1. Şurası neydi? Sinüste eksi 1 dedi mi? Şimdi bak mantıklı düşünelim. Sinüsün alabileceği en küçük değer eksi 1'di. Maksimum değer 1'di değil mi? Bu aralıktaydı. Şöyle. Şimdi ben bunu 2 ile çarptığım takdirde zaten eksi 2 ile 2 aralığında olacak. Doğru mu? Demek ki benim fonksiyonum ki kökleri değişmez. Ben bir fonksiyonu 2 ile çarparsam köklerim değişmez. Ki doğal olarak o zaman alabileceği en küçük değer eksi 2 maksimum değer artı 2 ise ben o zaman bunları silerim. Tamam mı güzel kardeşim? Bunları silerim. Artık eksi 1 ile 1 aralığında değil de Eksi 2 ile 2 iki aralığındaymış gibi düşüneceğim ve biraz daha bu sefer yükselteceğim. Kökler değişmediği için aynı yerlerden geçecek. X ekseni için ve bu şekilde oldu bak. Ne yaptık? Fonksiyon bu şekilde nizamiydi. Ben onu tuttum fışt diye açtım yukarı doğru. Ama köklerde bir değişim olmadı. Sadece biraz daha tepeler yükseldi ve çukurlar daha çok çukur oldu o kadar. Eğimleri arttı gibi. Şimdi şurası neydi hocam? Sıfır. Şurası neydi canım kardeşim? Burası pi bölü 2 idi değil mi? Şurası pi idi. Şurası eksi 3 pi e, bölü 2 idi. Şöyle yapalım. Ve şurası da 2 pi idi. E, diyor ki bir de bir birimde aşağı indir bunu diyor. He, şimdi dur burası kaçtı? 2 idi. Şurasını da söyle hocam sen bana. Burası da eksi 2. Bak şimdi şurası eksi 3 olsun tamam mı? Şurası da yine e, bakalım şöyle bir şey yapalım. Burası da 1 olsun. Şimdi bak güzel kardeşim iyi dinle beni. Diyor ki fonksiyonu diyor yaptıktan sonra şu ikisini ikisi bulduk sonuçta şu an grafiğini. Bir birim de diyor bunu aşağı çek diyor. O zaman bunu tutacaksın abi tamam mı? Bir birim aşağı şu şekilde çekeceğim. Ve ahan hocam benim fonksiyonum budur diyeceksin. Artık fonksiyon bak bir birim aşağı çektim. Burası 1 oldu. Burası da ne oldu? Eksi 3 oldu. Hatta Şimdi biz sinüs x'i biliyorken 2 sinüs x'i nerede bulduk? Eksi 2 küçük veya eşittir. 2 çarpı sinüs x o da küçük veya eşittir 2 idi. 1 çıkarırsam bir de eksi 3 küçük veya eşittir. 2 sinüs x eksi 1 o da küçük veya eşittir 1. Bak alabileceği en küçük değer eksi 3 maksimum değer 1. Ki biz de zaten şu an bu şekilde bulduk bunu. Tamam ama ee, tabii tabi şurası ne oluyor bu sefer? Eksi 1 oluyor bak bu da sıfırken eksi 1. Şurası ne oluyor? Bak pi için yine eksi 1'den geçecek diyoruz. Anlaştık mı? 2 pi için yine eksi 1'den geçer. 12. örneğe bakalım. 4 çarpı kosinüs 2x. Ha, şimdi dur. Bunu da sıfırla 2 pi aralığında çiz demiş. Bir kere. Bir kere. Ee, ne oluyordu? Ben içeriye 2 ile çarpınca. 2 ile çarpınca kökler. Kökler yarıya düşüyordu değil mi? Şimdi kökler yarıya düşerse işler değişir. Bu sefer fonksiyonu bu şekilde bastırmamız da gerekir. Yani sağdan ve soldan bastırmamız gerekir. Şimdi bizim fonksiyonumuz burada bir kere burada y'leri 4 katına çıkmış. Şimdi y'leri 4 katına çıktı demek ne demek arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 aralığındayken kosinüs fonksiyonu artık eksi 4 ile 4 aralığında demek. Eksi 4 ile 4. Şimdi ben şöyle yapacağım. Bir de şöyle yapacağım. Şurası eksi 4 olsun. Burası artı 4 olsun diyeceğim. Kosinüs 0 için 0 değer için 1'den geçiyordu. O zaman 4 ile çarparsam 4'ten geçer artık. Ve kosinüs fonksiyonunun grafiği nasıldı? Şu şekildeydi değil mi hocam? Bu şekilde başlıyordu ve bu şekilde devam ediyordu. Şimdi bundan bir tane daha şu şekilde yanına çizebiliriz arkadaşlar. Böyle çizdim ve şuraya kadar tamamladım. Hatta şunu da biraz genişletmekte de fayda var. Evet. Şimdi bunu çizdik eyvallah. Şunların 4'ten geçtiğini biliyoruz şu şekilde 4'ten geçiyor. Şunların da eksi 4'ten geçtiğini biliyoruz değil mi? Şimdi bir de bunlara isim vereceğiz şimdi. Öncelikle, öncelikle. Ee, bizim fonksiyonumuz, kosinüs fonksiyonu. Düşünelim. Ne demiştik abi biz? Burada periyodumuz yarıya düşecek. Neden? Çünkü periyodu 2 pi iken bir de burada bölü 2 peydahlandı. O halde burası pi'dir artık periyodu. E, periyot pi ise pi'de bir kendini tekrar ediyorsa artık burası nedir? Bak te, kendini tekrar ettiği ilk yer pi'dir. O zaman burası nedir? Burası da 2 pi'dir. Aa bak bize de ne demişti zaten? Sıfırla 2 pi aranında çiz demişti. Bu şekilde çizdik. Peki şurası nedir hocam? Burası nedir? Normal şartlar altında e, sıfır olduğu yerler. Daha doğrusu şurası pi idi. Pi için eksi birden geçiyordu. Artık burası 2 olduğuna göre. Pi bölü 2 için eksi 1'den geçecek. Ya nasıl hocam? Cos 90 0 değil mi? Ya 90 0 da sen şimdi x gördüğün yere pi bölü 2 yazarsan bak içerisi pi oldu ve eksi 1'den geçecek diyoruz. Tamam mı? E şimdi bunun periyodu artık pi diye. Sen buna pi eklersen artık burasında eksi 3 bölü 2 olması gerekti pardon 3, 3 pi bölü 2 olması gerektiğini anlayabiliriz. E hocam şunlar şimdi x 0 olduğu değer neydi? Cos pi bölü 2 idi. E 2'ye böleceğiz demiştik kökleri. Pi bölü 4 oldu. O zaman şurası nedir? Burası da ikinci sıfır olduğu değerdir. Yani 3 pi bölü 2'yi 2'ye bölersem burası da 3 pi bölü 4 olur. Ve artık pi geldi. Yine bu, bunları da aynı şekilde bulabiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet bu da 4 çarpı kosinüs 2x fonksiyonunun grafiği dedik. Ve sağ üst taraftayız artık. Örnek 13. Yukarıda verilen fonksiyonun denklemi hangisi olabilir diye sormuş. Bak bunları yapmak çok keyifli. Hemen bulacağız cevapları. İyi dinle beni. Bir kere 0 için 3'ten geçmiş. Doğru mu? Doğru. Şimdi 0'ı verirsem ben burada 2 eksi 1'den 1'den geçer. 0'ı verirsem 3'ten geçebilir. Bu olabilir. 0 verirsem burası 4'ten geçer olmaz. 0 verirsem 2'den geçer olmaz. 0 verirsem 3'ten geçer. Bak bu olabilir. Yani şu an cevap ya B ya da E. Tabii bir de Şuraya baktığınız takdirde pi bölü 4 için 1'den geçiyor. Şimdi pi bölü 4'ü şurada yerine yazarsan 4 çarpı pi bölü 4'ten pi gelir. Bak kosinüs pi oldu burası. Kosinüs pi neydi? Eksi 1. Eksi 1'e 2 ekle 1. Aa geçti. E şimdi şuna bakalım. Kos 4x demiş. Pi bölü 4'ü yerine yazarsan eksi 1 geliyordu. 4 eksi eksi 1'den 5 gelir. Yani 5 değil ben 1'i istiyordum. Dolayısıyla cevabım B seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Bence anlaşıldı. 14. örnek. Bir de buna bakalım. 0 için eksi 1'den geçiyor. Şimdi cos 0 1'di. 2 kere 1. 2, 3 çıkardım eksi 1. Olabilir bu. 3 kere şimdi sin 0 kaçtı? 0'dı. 3 kere 0, 0. 2 çıkardım eksi 2 oldu. Olmaz. Cos 0 1'di. 3 kere 1, 3. 2 çıkardım 1. Olmaz. Çünkü eksi 1'den geçmesini istiyorum. Şurası 0 olacağı için eksi 1. Bak bu olabilir. Bir de buraya bakıyorum. Yine burası da sıfır olacağı için 1 çıkardım. Eksi 1 olabilir. Yani şu an A, D veya E arasında kaldık. Şimdi bir tane daha değer için bunu halledeceğiz. P bölü 2 için eksi 1'den geçtiğini görüyoruz. Tabii bir de şöyle bir durum var. P bölü 2 için geçiyor ya. Bakalım yok. Periyodu şuradan tam geçirmiş olsaydı. Periyot hesaplaması şuradan güzel olurdu ama geçmemiş oradan. Neyse biz yapmaya devam edelim. P bölü 2 için eksi 1'den geçecek diyor. Şimdi P bölü 2 için. Şurada yerine yazarsam kosinüs pi gelir. Kos pi eksi 1'di. Şurası eksi 2, eksi 3 daha eksi 5 yapar. Ama pi bölü 2 için eksi 1'den geçiyordu. Bu da gitti. Pi bölü 2 için eksi 1'den geçecekti. Sinüs pi sıfırı verir. 2 kere 0 sıfır, 0'dır. 1 çıkardım eksi 1 olabilir. Pi bölü 2 için yerine yazarsam burası pi bölü 2 gelir. 2 kere sin pi bölü 2, 2, 2'den 1 çıktı, 1 kaldı, olmaz. Yani cevabımız neymiş? D şıkkıymış. Evet arkadaşlarım devam ediyoruz yolumuza bir diğer sayfayla 15. örnek. 3 çarpı sinüs 2x artı bir fonksiyonu 0 ile pi aralığındaki grafiği. Bir kere fonksiyonumuz e, 3 ile çarpıldığı için sinüs. Eksi 3 ile 3 aralığındaydı. 1 eklersem eğer eksi 2 ile 4 aralığında olacak. Bak eksi 2'den 4'e kadar. Eksi 2'den 4'e kadar. Hepsi öyle mi ona bir bakalım önce. Eksi 2'den 4'e, eksi 2'den 4'e, eksi 2'den 4'e. Tamam güzel. 0 için Sıfır için birden geçecek. Değil mi? Çünkü sin sıfır sıfırdır. Sıfır için birden geçeceği için bu gitti. Bak sıfır için birden geçmiş. Güzel. Sıfır için birden geçecekti. Bu da gitti. Sıfır için 4'ten geçmiş. Bu da gitti. Şu an cevap ya E ya da ne arkadaşlarım? Bakalım. Ya E ya da B. Bunu buraya yapıştıralım. Aha E şıkkı da şurada dursun. Kontrol ederiz. Başka mesela başka bir değer için pi bölü 2 için örnek veriyorum. Pi bölü 2'yi ben burada yerine yazarsam sin pi gelir. Sin pi neydi? Sıfırdı. 3 kere 0 0 1 ekledim 1. Yani pi bölü 2 için nereden geçecekmiş arkadaşlar? Pi bölü 2 için 1'den geçecekmiş. Şimdi pi bölü 2 burada kaçtan geçmiş? 4'ten geçmiş. Yakıştı mı bu? Yakışmadı. O halde B de gitti. Cevap E'ymiş. E içinde bir tane daha kontrol edelim. Mesela pi için birden geçer mi? Şurası sinüs 2 pi yapar. Sinüs 2 pi sin sıfırdı. 1 eklersem 1 olur. Bak birden geçmiş. O zaman cevabımız E şıkkıydı diyebiliriz. 16. örnek. ABC bir doğal sayı olmak üzere. A çarpı sin bx artı c fonksiyonunun grafiği verilmiş gençler bize. Tamam. Tamam. A kere B kere kaçtır diye sormuş. Grafiğini vermiş ya bak şimdi şurası kaç birim güzel kardeşim 12 birim mi? Normalde ben eksi birden bire kadar olmasını gerektiğini biliyordum. sinüs fonksiyonunun yani 2 birim olmasını bekliyordum. O zaman kaçla çarpmış? 6 ile çarpmış ki burası 12 birim olmuş. Demek ki A 6'ymış. A eşittir 6 bu cepte. Eksi 1 ile 1 aralığı 2 birimdi. 12 birim olması için 6 ile çarpması gerekiyor. Peki periyoduna bakıyorum. Şuradan şuraya kadar fonksiyon tekrar etmiş kendini. Demek ki 2 pi bölü b doğal sayı olduğu için mutlak değer b de zaten b'dir. O halde 2 pi bölü b eşittir 2 π bölü 3'müş bak periyodu. 2 π bölü 3'ten 0'a. Demek ki b kaçmış 3'müş. Şimdi biz e, a'yı 6 bulduk ya. Eksi 6 ile 6 aralığında olmasını bekliyorduk biz bu sinüsün. Ama bakıyorsun eksi 4 8 aralığında. Yani 2 eklemiş 2 eklemiş. 2 eklediğine göre demek ki c de 2'ymiş. Neyi sormuş? A kere B kere C. Yani 6 kere 3 kere 2. Ne yapar? 36 yapar. Doğru cevabımız da budur deriz. Ve devam. Şunu e şıkkını buradan silelim. Senin burada yerin yok. Git buraya. Örnek 17. Yukarıda 4-3 sinüs x fonksiyonu 0-2 pi aralığındaki grafiği gösterilmiş arkadaşlar. A ve B noktaları fonksiyonun olabileceği en küçük ve en büyük değerlerdir. Alan ABC kaçtır diye sorulmuş Şimdi en büyük ve en küçük değer burasıysa şu ikisi arasındaki e, farkı tabi bulabiliriz ama lüzumu var mı bir bakalım. E, lüzumu yok gibi duruyor. Tamam şöyle diyelim o zaman. Şimdi burası en küçük değeri burası en büyük değeri bu iki değer arasındaki farkı bulabiliriz biz. En küçük ve en büyük değer arasındaki farkı. Sonuç olarak bu fonksiyon şu şekilde geldikten sonra geri yukarı çıkıp devam edecekti. Yani buradan sonra kendini tekrar edecekti. Dolayısıyla burası periyodunun yarısıdır derim. Periyodu ne bunun? 2 pi. Demek ki periyodu 2 pi ise yarısı pi'dir. Yani buradaki mesafemiz pi'ymiş. Şimdi geldim şurayı bulmaya. Şimdi bunun sonucu bak yeştir e, şurası değil mi? Şöyle yapalım. Şimdi bana şurası lazım. ben burayı bulmak için sıfırı yerine yazarsam şurada şurası 4 olur. Demek ki burası da 4. Değil mi? Yani şu kısım bana 4'ü veriyor. Peki şu kısmı nasıl bulurum? Şimdi benim fonksiyonumun alabileceği maksimum değer nedir? Bunu bulalım. Benim fonksiyonumun alabileceği maksimum değer için sinüsü eksi 1 seçersin. Böylelikle 4 artı 3'ten 7'yi bulursun. Yani burası da 7'ymiş. O zaman burası kaç birimdir? 3 birim. E şurası kaçtı? Pi idi. E bu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 3 pi bölü 2'dir diyebiliriz arkadaşım. Ve başka örneğimiz yok değil mi? Son örnek sanırım aynen. Son örneğimiz gençler 18. örnek. FK fonksiyonu tanımlanmış özel bir fonksiyon. K pi'den K artı 1 yani K pi'den K Kp pi artı pi'ye kadar olan kısımda reel sayılara tanımlıymış ve FKX Fonksiyonu da 2 üzeri k çarpı sinüs x'miş. F0, F1, F2, F3 fonksiyonlarının içine çizilen ikiz kenar üçgenlerin alanları toplamış. Şimdi şöyle şurası gençler F0 fonksiyonu, şurası F1 fonksiyonu, şurası F2 fonksiyonu tamam mı? Ya bu şekilde devam ediyor. Anladınız siz onu. F0, F1, F3 F2 pardon özür dilerim. F2, F3, F4, F5 diye devam ediyor. Peki işte buradaki üçgenlerin alanı soruluyor. Bir kere mesela sıfır olursa sıfırla şurası ne olur? Pi aralığı olur. Sıfırla pi aralığında çiziyorsak demek ki burası sıfır, burası pi. Yani şurası pi birim uzak uzunluğunda. E ben burada bir versem pi ile 2 pi olur. Gene pi birimdir. Yani bu üçgenlerin tabanları hep pi. Bunu unutma. Bu 1. Şimdi başlangıçta ben 0 yerine yazarsam 2 üzeri 0 çarpı sinüs x yani bildiğin sinüs olur. Sinüsün de alabileceği zaten maksimum değer 1'di. Şuradan pi çarpı 1 bölü 2'den buradaki üçgenin alanı pi bölü 2 gelir. Şimdi ben f1 yaparsam 2 üzeri 1 çarpı sinüs x'den 2 sin x gelir. E bunun da boyunu biliyorsun. 2 e, katına çıkıyordu. Demek ki burası nedir? Eksi 2'dir. Şurası eksi 2 olacağı için de pi çarpı 2 iki bölü 2'den buranın alanı pi gelir e burası da yine 2 katına çıkacak çünkü 2'nin karesinden 4 gelecek 4 sinüs x e o zaman burası da şu yükseklik 4'tür 4 dört kere pi bölü 2'den 2 iki pi'dir o zaman burası da 4 pi'dir alanı diyebiliriz yani diyor ki pi bölü 2'ye diyor pi 2 pi daha 3 pi 4 pi ekle diyor yani 7 pi ekle diyor. bu da bana 15 pi bölü 2'yi verir arkadaşlar doğru cevabımız budur diyebiliriz Evet gençler sanırım bitti değil mi? Bir sonraki sayfada yanlış hatırlamıyorum. Trigonometrik teori güzel. Sinüs teoremi, kosinüs teoremi. Biraz daha trigonometrinin eğlenceli kısımlarına geçiyoruz artık. Ya bu kısımlar tabii eğlenceli. Yani eğlenceli derken o kısımları anlatması biraz ee, teorik kısımlarına girmiş olsak çok daha eğlenceli olabilir bunların. Yani inanılmaz teorik kısımları var. E, cidden çok eğlenceli. Sinüs, kosinüs teoremi daha çok uygulama olduğu için tabii lise müfredatında eğlenceli oluyor. Ee, ama onun dışında bunların teorikleri çok manyak. Yani gerçekten ciddi derecede sağlam ve keyif verici. Keşke sizler onları işleyebilseydik. Neyse bir kanal daha açarız belki. SML Hoca ee, ne diyelim? SML Hoca Mat 101 diye bir kanal açabiliriz ya. Güzel olur. <laughs> evet gençler sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri seviyorum teoremleri işleyeceğiz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.